Yurt dışından ithal edilen büyükbaş hayvanlarda görülen şarbon hastalığı Türkiye gündeminde. Vatandaş şarbon hastalığının ne kadar farkında? Yani bu geçenlerde valimiz de açıklama yaptı. Samsun Limanı'na gelip hayvanlar daha sonra Tekiköy Çarşamba Limanı'na gidecek diye basında yerelde de duydum. Ama bu hastalıklı çıktı vesaire işte böyle kurbanda işte bu gene yerel basından televizyonlardan da duyduk işte deri yoluyla işte buluşan bir hastalık olduğunu duyduk. Tabii ki bu çok dikkat etmek lazım. Öncelikle yani bu eti alırken bildiğimiz kişilerden, bildiğimiz kasaplardan onlardan almak lazım. Halk olarak bilinçlenmek lazım. Şarbon hastalığını duydunuz mu? Şarbon hastalığını duydum. Bildiğim kadarıyla yurt dışından ithal edilen etlerde bizim hayvanlarımıza deri üzerinden geçen insanların da yedikçe sağlıklarında problem oluştuğunu bildiğim bir hastalık. Şarbon hastalığına daha çok ben ithal ete karşıyım. Daha çok bizim yerli tüketimimize girmemiz lazım. Şarbon hastalığında insanların aldığı yere çok dikkat etmesi lazım. Şimdi yaz olduğu için mevsim, yaz olduğu için şarbon hastalığının olması köylerde normaldir. Normaldir. Ama şu anda ben yıllardan beri bu işin içindeyim. Şarbon hastalığı tamam bir hayvansal hastalıktır. Özellikle ellerimizde yara varsa bize geçer. Ama pişirdikten sonra, yüksek ısıda pişirdikten sonra tehlikesi yok. Ha, önemli olan bu. Şu anda bizim Samsun'da kasaplarımızda kesinlikle yok. Özellikle korkulacak bir durum yok. Gönül rahatıyla gelsinler, kasapların etlerini alsınlar. Velev ki böyle bir şey olduğu zaman eldivenle, zaten televizyonlarda da söyledi, herhangi bir durumda eldivenlerle ver, piştikten sonra bir sıkıntısı yok. Vatandaş et alırken nelere dikkat ediyor? Bir kere aldığım yeri çok önemsiyorum. Bildiğim bir yerden almak istiyorum. Alıyorum daha doğrusu. Etin daha çok köy tarzı yerlerinden almak istiyorum. Yani kırsal kesimlerden alıyorum. Onun için. Vatandaşımıza şunları söylememiz gerekiyor. Güvenli kasaplardan gitsinler etini alsınlar. 3-5 hesabını yapmasınlar. Gelsinler burada herhangi bir sıkıntı olduğu zaman da bana gelip hesap sorsunlar. Biz bunu istiyoruz yani. Gelsinler burada 3-5'in hesabı yapılmadan gelsinler burada gönül rahatlığı etlerini alsınlar. Çünkü böyle yani kasaplık da bu. Güvenli kasaptan alacaksın. Ha, et alırken güvenilir kendi kasaplarına gitmeli. Ondan sonra bilindik, edindik. Ondan sonra etlerinde soluk olup olmadıklarına bakmalı. Yani daha çok güvenilir kasapları, kendi bildik kasaplarına gitmeli yani. Ya da kendi hayvanlarını kendileri yetiştirip, kendileri kesip, kendileri şey yapmalı. Yani et yediği, insanların et yediği lokanta. Lokantaya bile gittiği zaman yerken soracak, kardeşim eti nereden aldın? Beni aydınlat diyecek vatandaş. İşte kasaba geldiği zaman nasıl soruyorsa lokantaya da gittiği zaman. Yani döneri yerken, işte ne bileyim et tarzı yemekleri yerken vatandaş sorması gerekiyor. Çünkü genel bir sıkıntı var. Yani bu sıkıntıyı işte insanlar, bu hayvanları bakanlar, besleyenler, kişilerin çok dikkat etmesi lazım. Bizim orada kendi veterinerimiz var, devletin veterineri var. Her şey kontrol altında. Yani bu şekilde olması lazım. Yani hayvanın bakıldı, öyle gelişi güzel herkes, ben hayvan baktım, işte hayvanı getirip kesip vermeyecek kardeşim. Yani böyle o malı alan işte kasapta, işte markette, kardeşim bana bu eti getiriyorsun ama nereden getiriyorsun? Ben görmek istiyorum. Böyle değil mi ya? Ama biz o konuda Allah'a çok şükür içimiz vicdanımız rahat.